şey mi diyeceksin? Bir ayet ver hocam. Nisa suresi 75. Oku. Ayet. Evet. Şeytandan Allah'a sınırım. Size ne oluyor ki Allah yolunda ve Rabbimiz bizi halkı zalim olan bir ülkeden çıkar. Bize katından bir veli, koruyucu sahip gönder. Bize katından bir yardım eden yolla diyen erkekler, kadınlar ve çocuklardan zayıf bırakılmışlar adına savaşmıyorsunuz. O ayeti bana bulsana. İnşallah. İnşallah. Hangi, nerede ayet? Nisa suresi 75. Bir daha oku ayeti. Size ne oluyor ki Allah yolunda ve Rabbimiz bizi halkı zalim olan bu ülkeden çıkar, bize katından bir veli, koruyucu sahip gönder, bize katından bir yardım eden yolla diyen erkekler, kadınlar ve çocuklardan zayıf bırakılmışlar adına savaşmıyorsunuz. Bakın 74. ayette ne diyor Allah? Öyleyse dünya hayatına karşılık ahirete satın alanlar, dünya hayatını bırakmış, yani evlenmek, üremek, bilmem işte zengin düğün yapmak, hoplamak, zıplamak, değil mi? Bunları bırakmış, ahireti satın alanlar Allah yolunda mücadele etsinler diyor Allah. İnşallah. Kim Allah yolunda mücadele ederken öldürülürse ya da galip gelirse ona büyük bir ecir vereceğiz. Çünkü suikast da yapılabilir Müslüman. Her şey yapılabilir. İnşallah. Galip gelirse ona büyük bir ecir vereceğiz. Kim galip gelecek? Mehdi galip gelecek. İnşallah. Ecir alacak mı? Alacak. Kur'an müjdeliyor. Bir ecir vereceğiz diyor. İnşallah. İnşallah. Hocam 4. surenin 75. ayeti ikisini toplayınca 79 ediyor. Başına da 19 koyuyor. 1979 Hicri 1400 Mehdi'nin çıkışı. Maşallah, maşallah, maşallah. Bak Allah diyor ki size ne oluyor ki diyor. Evet. Şimdi bir anormallik var ki evet, ne oluyor diyor size diyor Allah. Yani bir soruyor. Değil mi? Bu irkilir insan bu duydun muydu değil mi? Size ne oluyor ki? Allah yolunda ve Rabbimiz diyor bak bizi halkı zalim olan bu ülkeden çıkar. Mesela Irak'ta zalimler var. Afganistan'da zalimler var. Filistin'de acı çekiyor kardeşim. Bu, herkes biliyor bunu. Moro'da, Çad'da, Türkistan'da perişan ediyorlar kardeşlerimizi. İnşallah. Bak artık ülkeden çıkmak istiyor. Çıkamıyor da. Bak kaçmak, kurtulmak istiyor. Ona da müsaade etmiyorlar. Hicret edip kurtulmak istiyor. Bak çözüm olarak diyor ki bize katından bir veli, bir Mehdi gönder diyor. İnşallah. Müslüman. İnşallah. Dua ediyor Allah'a. Bize katından bir yardım eden yolla, bir mürşit, bir Mehdi, İnşallah. Değil mi? Allah yolunda bir yönetici yolla diyen erkekler, kadınlar ve çocuklardan zayıf bırakılmışlar adına Allah rızası için niye savaşmıyorsunuz, mücadele etmiyorsunuz diyor Allah. İnşallah. Adam diyor ki ya diyor ben gencim diyor dur bakalım daha bir okulumu bitireyim, evleneceğiz daha diyor. Yenge adayınız var diyor şimdi diyor. Onu bırakıp diyor bu işlere mi gireyim diyor. Böyle bir şeye mi gireyim? Bir iş demeyeyim de Allah affetsin. Yani böyle mücadelenin içine mi gireyim diyor. Önce bir okul. Sonra meslek. Sonra evlilik. Sonra üreme. Sonra emekli olma. E ondan sonra bir düşünürüz diyor. Biz zaten camiye gidiyoruz. Hoca bize anlatıyor diyor. Bir şey yok burada diyor. Evet. Kardeşim bunun yüzünden Osmanlı yıkıldı. Ve İslam alemi paramparça ve sürünüyor, perişan vaziyetteler. Allah'tan korkun. Ve aklınızı başınıza alın. Yani bu yetmiyor gibi anlam çıkar o zaman. İnşallah. Değil mi? Yani bundan Müslüman sarsılacak. Evet. Bak iman edenler Allah yolunda mücadele ederler. İnkar edenirse tağut yolunda, deccaliyet yolunda savaşırlar diyor, mücadele ederler. Ya onlar da boş durmuyor. Onlar da mücadele edecekler diyor. Darwinistler, materyalistler. Öyleyse şeytanın dostlarıyla mücadele edin. Ateizmle, darwinizmle, materyalizmle mücadele edin. Hiç şüphesiz şeytanın hileli düzeni pek zayıftır. Bak darmakeşen oldular. Fosilleri ortaya koyduk. Proteinlerin tesadüfe meydana gelemeyeceğini ispat ettik. Evet. Darmakeşen oldular. Pek İnşallah. Zayıf. Gücü evet. yok. İnşallah. Bak diyor kendilerine elinizi mücadeleden çekin. Namazı kılın, zekatı veren denenleri görmedin mi? Oysa mücadele üzerlerine yazıldığında onlardan bir grup insanlardan Allah'tan korkar gibi. Hatta daha da şiddetli bir korkuyla korkuya kapılıyorlar. Yani aman diyor ya diyor, şimdi ya tutuklanırız ya yakalanırız ya takip ederiz ya basında ismimiz çıkar. Maazallah diyor ya ismimiz sizden beraber bir yerde zikredilirse ne oluruz biz diyor ya. Okul hayatımız var, evleneceğim diyor. Evleneceğim kız bunu duyarsa ne olur diyor. Yani. Evleneyim yatar bir kere diyor. Bu çok hayati bir konu diyor. Adam hamam böceği gibi yani kafayı takmış üremeye bir kere. Evet.
Bak diyor ki Cenab-ı Allah, Allah'tan korkar gibi, hatta Allah korkusundan daha şiddetli bir korkuyla kapılıyorlar diyor Allah. Ve diyorlar ki diyor, Rabbimiz ne diye mücadeleyi üzerimize yazdın? Evimizde otursaydık, işimize gücümüze gitseydik, evlenip rahat hayatımızı yaşasaydık, bu daha rahat ederdik diyorlar. Bizi yakın bir zamana ertelemeli değil miydin derler. Yani biz böyle bir mücadele içerisine girmeseydik, değil mi? Yakın bir zamana erteleseydin de hiç bu böyle bir faaliyetin içine girmeseydik güzel olurdu diyorlar. De ki dünyanın metaı azdır. Sen doğurduğun çocuk da yok olup ölecek. Sen de yok olup öleceksin. Baban, anan da ölecek. Uğrunda işte yerlere yattığın, nişanlandığın, sevgilim dediğin adam da yarın bir gün tuvalet efendim nasıl şeyse, değil mi, çirkin kokular saçıyorsa mezarda onun bin beteri çirkin kokular saçarak vefat edip yok olup gideceksin. Bir mezar açıldığında millet dayanamıyor. Değil tamam. mi? O normal tiksiniyor kokusundan. Evet. Perişan oluyorlar. Yani fethi meyit yapılıyor, açılıyor. Adamlar yanaşamıyor kokusuna. Bak dünyanın metaı azdır diyor Allah. Ve kısa sürede oluyor bu. Çok kısa sürede. Mesela diyor ki boğaz içinden sevgilim var diyor. E kardeşim gözünü bir yum. Bir anda o mezarın altında olmuş oluyor. Toprağın altı boğaz içiyle boğaz üstülü falan demiyor ha. Boğaz kenarlı demiyor. Hepsinin yediği ağzın yani bağırsak muhtevası ağzından çıkıyor mezarda. Değil mi? Evet. Doktorum da iyi bilir. Şişiyor hatta tabii, patlıyorlar inşallah. Mezarın içerisinde. İnşallah. Bak dünyanın metaı azdır diyor Allah. Allah bunu özel yaratıyor ki dünyaya bağlanmasınlar diye. Ahiret ise muttakin için daha hayırlıdır. Sonsuz ve çok mükemmel. Siz bir hurma çekirdeğindeki ip ince bir iplik kadar bile haksızlığa uğratılmayacaksınız. Hurma ipliğine bakıyorsun incecik böyle zor görünüyor yani değil mi incecik. O kadar bile haksızlığa uğramazsınız diyor Allah. Bu kadar güzel bir sistem yapacağım diyor Allah. Bak her ne de olursanız olun ölüm sizi bulur diyor bakın. Mutlaka öleceksiniz diyor. Doğurduğunuz varlıklar da ölecek. Çünkü doğurunca o et parçası kalacak diyor. O da ölür. Herkes etten kemikten oluşmuştur. Yani zincirleme o da ölecek. Yüksekçe yerlerde tahkim edilmiş şatolarda olsanız bile yani uzun gökdelenlerde de yaşıyor olabilirsin. Orada da ölürsün diyor Allah. Bak yüksekçe yerlerde tahkim edilmiş şatolar, gökdelenleri işaret ediyor Kur'an. Evet. Onlara bir iyilik dokunursa bu Allah'tandır derler. Onlara bir kötülük dokunursa bu sendendir derler. Ya başımızı belaya soktun kardeşim diyor. Ne kadar güzel şurada geçinip gidiyorduk diyor. Mahvettin bizi diyor. Mücadele, dava deyin diyor. Bak basında ismimiz çıktı diyor. Bütün millet aleyhimizde diyor. Yaktın bizi diyor adam. De ki tümü Allah'tandır. Fakat ne oluyor ki bu topluluğa hiçbir sözü anlamaya çalışmıyorlar diyor. Hepsini ben yaratıyorum diyor Allah. Sana iyilikten her ne gelirse Allah'tandır. Kötülükten de sana ne gelirse o da kendindendir. Yani yaptığın eksikliklerine karşılık o olur diyor Allah. Bazen de imtihan için olur. Biz seni insanlara bir elçi olarak gönderdik, şahit olarak Allah yeter diyor Allah ayette. Kim Resul'e itaat ederse gerçekte Allah'a itaat etmiş olur. Bunu ahir zaman uygulamada kim Mehdi'ye itaat ederse gerçekte Allah'a itaat etmiş olur. Kim de yüz çevirirse biz seni onların üzerine koruyucu göndermedik. Kendisi bilir diyor Allah. Tamam kabul derler diyor Allah. Şeytanların Allah'sını. Yani tamam mücadele edelim, gayret edelim. Ama yanından çıktıkları zaman onlardan bir grup karanlıklara senin söylediğin tersini kurarlar. Ya ne diyor bu adam diyorlar ya yanından ayrıldıktan sonra, dinledikten sonra. Abuk subuk konuşuyordular haşa. Allah karanlıklarda kurduklarını yazıyor diyor onların. Gece karanlığında yaptıkları izahları yazıyor. Sen de onlardan yüz çevir, muhatap olma, Allah'a tevekkül et, vekil olarak Allah yeter. Ben sana yeterim diyor Cenab-ı Allah. İnşallah. Onlar hala Kur'an'ı iyice düşünmüyorlar mı? Eğer o Allah'tan başkasının katından olsaydı, kuşkusuz içinde birçok aykırılıklar, çelişkiler, ihtilaflar bulacaklardı. Bakın Kur'an'ın bütününde, 1400 yıldan beri Kur'an inceleniyor, tek bir tane birbirine çelişen bir açıklama yok. Bir tane. Ne bilimle çelişen bir şey var, ne kendi arasındaki mantıkla çelişen bir açıklama var.
bir insan bir kitap yazdırsan binlerce çelişen konu çıkar. Yani Kur'an benzeri bir yazı yazmaya kalksa bir insan. Çünkü her birbirinden ayrı ayrı konular. Değil mi? O kadar fazla çelişki olur ki bilimle de çelişir, mantıkla da çelişir, ne çelişir? Hiçbir şeyden çelişmiyor. Bu Kur'an'ın bir mucizesidir. Maşallah. Ve bilim hep Kur'an'ı sonradan tasdik ediyor. Kur'an evet. Önde gidiyor. Evet. Mesela Kur'an dedi ki zaman ve mekan sonradan yaratılmıştır dedi. Adamlar olur mu öyle şeydiler ya? Zaman ve mekan sonsuzdan geliyor, sonsuza gidiyor dediler. 1400 yıl sonra ne dediler biliyor musunuz? Ya pardon dediler, biz yanlış biliyormuşuz dediler. Kur'an doğru söylüyormuş dediler. Hakikaten zaman ve mekan yokmuş. Hakikaten izafiymiş, biz yanlış söyledik dediler. Bak Cenab-ı Allah diyor, ilk yaratılışta diyor, bütün kainat bulut ve dumanlarla kaplıydı diyor. Olur mu öyle diyor ya, sonsuzdan beri böyleydi dünya diyor. Nereden çıkarıyorsunuz böyle şeyi diyor. Bak bilim 1400 yıl sonra dedi ki dünyanın üzeri bulutlarla ve dumanlarla kaplıydı ilk başlangıcında dediler. Evet. Kur'an dediğini tasdik ettiler. Maşallah. Kur'an ne diyorsun mesela? Kur'an diyor ki 7 kattır diyor gökyüzü diyor. 1400 yıl sonra evet dediler gökyüzü 7 kat dediler. Doğru dediler. Evet. Ne diyorsa doğru çıkıyor Kur'an. Maşallah. Maşallah. Artık sen Allah yolunda mücadele et diyor. Kendinden başkasıyla yükümlü tutulmayacaksın. Bu Mehdi'ye de bir hitaptır. Müminleri hazırlayıp teşvik et. Biz ne yapıyoruz sizleri? Şimdi hazırlayıp teşvik ediyoruz Mehdi öncüsü olarak. İnşallah. Hem hazırlıyoruz hem de diyoruz var gücünüzle gayret edin. Bütün Müslümanları teşvik ediyoruz. Umulur ki Allah küfredenlerin ağır baskılarını geri püskürtür. Darwinistlerin, materyalistlerin, ateistlerin değil mi? Ve bütün dünyada Müslümanlara zulüm yapanların ağır baskılarını Cenab-ı Allah umulur ki geri püskürtür diyor. Allah kahredici baskısıyla diyor daha zorlu, acı sonuçlandırması daha zorludur diyor Allah. Bu Mehdi'nin gücünü gösteriyor Allah. Mehdi'de tecelli edecektir Cenab-ı Allah. Ve bu yönüne. Ve bu yine dünya hakimiyeti ayetidir bu. İnşallah. Bak. Müminleri hazırlayıp teşvik et. Bu Mehdi'nin bir özelliğidir. Peygamberimize hitap etmekten beraber ayet aynı zamanda Mehdi'ye işaret ediyor. Umulur ki Allah küfredenlerin, bütün dünyadaki küfredenlerin ağır baskılarını geri püskürtür. Bu ahir zamanda olacaktır. Küfredenlerin ağır baskıları tamamen püskürtülecektir. Allah kahredici baskısıyla daha zorlu. Allah'ın kahredici baskısını da bir vesile vardır. Kimdir bu? Mehdi'dir ve Hazreti İsa Aleyhisselam'dır. Kahredici güçtür bunlar. Cenab-ı Allah'ın kahredici güçleridir. Daha zorlu diyor. Mehdi daha zorludur deccaliyetten. Acı sonuçlanması da daha zorludur. Çeşitli intikamlar alacağım diyor Allah ahir zamanda. Ona bak acı sonuçlandırmasıyla diyor. Çok acı sonuçlar alacaklar diyor. Ekonomik krizler olur, felaketler olur. Birçok şeyden de küfre karşı Allah acı sonuçlandıracağım diyor. Müminlerde bu sevaba, berekete ve şehitliğe sebep olur. Küfürde de acı sonuçlanmaya sebep olur. İnşallah. Evet, inşallah. Evet. Yani Müslümanlar samimi olacaklar. İnşallah. İslam'ın dünya hakimiyetini candan isteyecekler. İstemeyen kişilere alim demeyecekler. Hak yolda mücadele edenleri, dünya hakimiyetini isteyen Müslümanlara karşı mücadele olur. Bunlara inanmayacaklar. Değil mi? Mesela bakıyorum internette bir adam sürekli ve şeytan gibi bir kafa yapmış kendisi şeytan görünümünde. Sürekli bizim aleyhimizde yazılar çıkartıyor adam. Evet. Kimi avanaklar da ona inanıyor. Mesela bakıyorum iman hakikatine ilgili bir sayfa yapmış, kapatıyor onu. Bak ahmağa bak ahmağa. Ya kardeşim orada iman hakikaten Kur'an'ı anlatmışsın. Niye kapatıyorsun onu sen? Bak bana zarar vereceğim diye Kur'an'a saldırıyor. Ahmağa bak sen. Ya kardeşim bana saldır sen. Kur'an'a niye saldırıyorsun? Değil mi? Sersem ahmak. Bana saldır, bana istediğini söylesen küfret. Bana vız gelir, tırıs gider. Niye Kur'an'a, iman hakikatlerine saldırıyorsun? Niye Darwinizm ve materyalizmin aleyhine hazırlanmış siteleri ortadan kaldırmaya çalışıyorsun? Niye Kur'an'ın güzel sözlerini, Peygamberimizin güzel sözlerini, değil mi? Cenab-ı Allah'ın vahiyini ortadan kaldırmaya çalışıyoruz. Burada bir şeytaniyet var.
Burada bir anormallik var. Göya bana zarar verecek. Bana zarar vermek istiyor, bana saldır köpek. Kur'an'a niye saldırıyorsun? Ve böyle iblislerin de oyununa giriyorlar. Yani bu da çok büyük bir akılsızlık. Ayrıca Müslümanlar diyor mu ki, yani biz çıkıp diyor muyuz, biz ideal Müslümanız, kusursuz Müslümanız, haşa peygamber gibi siz bize uyun diyor muyuz biz? Biz ne diyoruz? Biz Allah'ın zavallı kullarıyız. Galiban kullarıyız, günahkarız. Eksik yönlerimiz var. Gece gündüz Allah'a dua ediyoruz. Tövbe ediyoruz. Biz bize uyun diyor muyuz? Biz Kur'an'a uyuyorum diyoruz. Kur'an'a uyalım. Allah'ın vahyine uyalım diyoruz. Peygamberlere uyalım. Sahabeye uyalım diyoruz. Örnek insanlar onlardır diyoruz. Değil mi? İnşallah. Günahkar, hatalı, eksikli bir kul çıkıp da bana uyun der mi ya? Beni çürütünce Kur'an'a kendilerince zarar verecekler zannediyor. Bana bir şey yapamazsın sen yani. Ne yapacaksın bana? En fazla ağzını bozarsın. Değil mi? Ya da en fazla şehit edersin. Ne yapacaksın yani başka? Değil mi? Gazi yaparsın. Başka yapacağın bir şey yok. Bunların hepsi benim için şereftir. İnşallah. Ama buradaki bakın ince çizgiyi anlamıyor bir kısım kendine Müslüman diyen insanlar. Bir Müslüman çıkıp da ben örneğim diyemez. Mesela bir şeyh efendi bile diyemez. Kimse diyemez. Biz ne diyor diyebiliriz? Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme benzeyelim. Hazreti İbrahim'e benzeyelim. Hazreti Musa'ya benzeyelim. Hazreti İsa'ya benzeyelim. Peygamberlere benzeyelim. Sahabeye benzeyelim diyebiliriz. İnşallah. Ve biz onları örnek gösteriyoruz. Kendimizi örnek göstermiyoruz. Ben kendimi örnek mi gösteriyorum? Sen bana saldırıyorsun değil mi? Maşallah. Hayır bana zaten saldırmasına ben bir şey demiyorum. Yani Kur'an'a saldırmalarını şaşırıyorum. Yani ben buna hayret ediyorum. Ve buna inanan ahmaklara şaşırıyorum. Ya mesela ahir zamanı anlatan hadislerle ilgili bir site. Onu kapatıyor. Zarar vereceğiz diye. Veyahut arının hayatı anlatıyor. Arının yaşantısı anlatılıyor. Mucizeleri. O siteyi kapatıyor. Bize zarar vereceğiz diye. Lan ahmak arıyla benim ne işim var, alakam var. Yani o Allah'ın yarattığı bir mucize, bir güzellik. Ondan ne istiyorsun? Değil mi? Tabii Kur'an'da da geçen bir ayet. Değil mi? Koy resmimi istediğin gibi küfret, istediğini söyle yani. Bana ne etkileyecek yani? Hıncını Kur'an'dan ve iman hakikatlerini almaları bir kısım Müslümanların ahmaklık üstü ahmaklıktır. Ahirette bunun hesabını veremezler. Değil mi? Evet. Bunda hikmet var mı? Tabii ki var. Yani adamın cehenneminin derinleşmesini Allah demek ki takdir ediyor belki de. Ona böyle bir yol açmış Cenab-ı Allah. Evet. Sen oradan kapamandan hizmet duruyor mu? Durmuyor. Bak demin sordum mesela 27 bin kişi var şu an izleyen. 27 bin küsür. Maşallah. Ya gece yarısı saat kaç şu an? 2:30. 2:30. Daha yeni haber verdik. Herkesin işi gücü var. Bak gece yarısı seyrediyorlar. Yani düşünün 27 bin. Çok büyük, yüksek bir miktar yani. Maşallah. Evet, 27 bin küsur yani. Maşallah. Elhamdülillah. Maşallah. Dolayısıyla Müslümanların akılcı bir çizgide peygamberin talimatlarına göre hareket etmesi lazım. Ahir zamanı peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem vefatından önce diyor ki ben vefat edeceğim Allah'ın izniyle. Ben diyor sonsuz yaşayacak bir varlık değilim. Ben sonluyum. Her Allah'ın kulu gibi ben vefat edeceğim. Ben sizin imamınızım diyor. Bütün ümmetin imamıyım. Şimdi diyor ben kıyamete kadar sizin imamınız olarak peygamberimiz yani komutanımız değil mi bizim imamımız? Evet. Evet. Kıyamete kadar sizin ne yapmanız gerektiğini size emrediyorum diyor peygamber. Sallallahu aleyhi ve sellem. Şu tarihte şunu yapacaksınız, bu tarihte bunu yapacaksınız. Hicri 1400'lerde gemi patlayacak diyor. Şu olay olacak, ay ve güneş tutulmanı olacak, Afganistan işgal edecek. Benim evlatlarımdan Mehdi gelecek, ona tabi olacaksınız. Mehdi şöyle faaliyet yapacak. İstanbul'a gelecek diyor, yer de belirtiyor peygamberimiz. Bak, bahane de yok. İstanbul'a gelecek diyor. Evet. İstanbul'da şu kadar faaliyet yapacak diyor. Sonra arkasına Hazreti İsa Aleyhisselam gelecek. O da ona tabi olacak diyor. Binlerce, yüzlerce talimat vermiştir peygamberimiz. Evet. Kıyamete kadar imamlığı geçerlidir. Biz onun emrine tabiyiz peygamberimiz. Peygamberin imamlığına itaat farzdır.
Yani onun emrini tutmak farzdır. Kalk derdin kalkarsın, otur der oturursun. Şimdi kendisinden sonraki hayatı istese anlatmayabilirdi. Cenab-ı Allah ona bildirmeyebilirdi. Ama diyor ki Cenab-ı Allah, kıyamete kadar imamınız olarak ben ona bir, her türlü bilgiyi verdim. Onun emrine uyun diyor Allah. Bir de hocam bir ayet-i kerimede sözü dilerim. Evet. O nefsinden konuşmaz diyor hocam ayette. Tabii o hevasından konuşmaz evet. Diyor değil mi? Evet inşallah. Şimdi verdiği talimatların hepsi farzdır. İnşallah. Biz onu emrine tabiyiz. Mehdi de peygamberin emir eridir. İnşallah. Ona tabidir. O ne diyorsa yapıyor. Hazreti İsa Aleyhisselam da peygamber Efendimiz'e tabidir. O da ne diyorsa yapacaktır. Dolayısıyla Müslümanlar şu an epey bir bölümü peygamberin talimatlarını dinlemiyorlar. Bakın peygamber diyor ki bu vaktin benim emrimin ne zaman yapılacağına dair ben size alametleri söyleyeceğim diyor. Bu alametleri gördüğünüzde benim emirlerimi yapmaya başlayın diyor. Şu 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 emirlerim var diyor. Bütün alametleri saymış. Adamlar biz bunu kabul etmiyoruz diyorlar. Biz ehli sünnet istiyorlar. Yani dinlemiyoruz diyor. Onun hesabını verecekler. Ha dinlemeyince ne oluyor? Zaten dinlememeleri gerekiyor. Yani ahir zamanda onların görevi o dinlememeleridir. Yani ahir zamanda Mehdi'yi az bir topluluk dinleyecektir. Epey bir bölüm insan dinlemeyecektir. Hatta bak Bediüzzaman Said Nursi diyor ki Lisan-ı Nur külliyatı için Lisan-ı Nur'un diyor sahibi nur talebeleri değildir diyor. Ya normalde nur talebeleri olması gerekmiyor mu Lisan-ı Nur'un sahibi? Onlar değil diyor. Peki kimdir diyoruz üstadım diyoruz. Said Nursi'ye soruyoruz. Mehdi ve talebeleridir diyor. Evet. Gerçek sahibi diyor. Bakın burada bile bir harika durum var. Bak nur talebeleri yine olmuyor. Mehdi ve talebeleri. İnşallah. Bütün ağırlık onlarda. Risale-i Nur'u diyor hazır bir programı olarak neşr ve tatbik edecektir diyor. Buradan da anlaşılıyor ki diyor Said Nursi Hazretleri. Ahir zamanda gelecek o eşhas diyor. Yani Mehdi Risale-i Nur'u hazır bir program olarak neşr ve tatbik edecek. O da Risale-i Nur'a uyacak diyor. Yani Kur'an'a uyacak, Risale-i Nur'a uyacak, Hadis-i Şerif'e uyacak, İmam Rabbani'nin eserlerini istifade edecek, Darwinist, materyalist alimlerin eserlerini istifade edecek ve İslam'ı dünyaya hakim edecek. Vesile olacak. Ama Risale-i Nur'un gerçek sahibi odur diyor. Evet inşallah. Ahir zaman işte böyle bir vakittir. İnşallah. Peygamberin emirlerini insanlar tutmayacaklar belirttiği halde, anlattığı halde ve alimim diyen adam sahtekarların peşine gidecekler. Peygamberin talimatının zıttı açıklamalar yapanların peşine gidecekler. Peygamber mesela 7000 yıldır diyor ömrü. Bir tarif veriyor 7000 yıl. 5600 yılı da geçmiştir diyor. Yani ne kadar kolaylık peygamberden. 1400'den 1500 arasında olduğu anlaşılıyor. Çok net. Yok diyor oradan hesap çıkmaz diyor. Binlerce insan da buna inanıyor. Ya kardeşim rakam. Peygamber rakam veriyor. Bakın 7000 ve 5600. Bu rakamlar niçin verilir? 5600 yılı geçmiştir niye denir yani? Hesap yapılsın diye verilir. 7000'den 5600'ü çıkart diye verilir. Yani bunun hesabını gerizekalı bir insan bile olsa bunu yapar. Çok kolay bir şeydir bu değil mi? Yaptığımızda 1400'e 1500 arası olduğu anlaşılıyor. Bunu anlamazdan geliyorlar. Niye anlamazdan geliyor? Çünkü kaderler öyle de onun için. Hatta hadisi reddediyor. Hadise de diyor, evet. Anlamazlıktan evet, geliyor. İnşallah. Önce yok diyor, sonra var diyor. Değil mi? Evet. Bir de ona inananlar da oluyor. Mesela haşa huzurdan, neyse artık söylemeyeyim yani böyle akıl almaz bilgiler onlara öğretiyor. Evet. Akıl almaz şeyler yani Kur'an'a, İslam'a tamamen zıt şeyler. Onun peşinde gidiyor. Yani evlilik üzerine, işte cinsel organının sağlığını nasıl sağlayabilir? İşte diğer cinsel ilişkiyi nasıl yapabilirler? Evet. Pilavı nasıl yiyebilir? Kavunu neyin üstüne yemesi gerekir? Sanki hayati konular bunlarmış gibi. Bir de gösterdiği metotlar da akıl almayacak gibi. Yani ben anlatmaya hayal ediyorum yani burada izah etmeye. Ve bunu büyük bir huşu içinde dinleyip bunları uyguluyor. Sen cinsel organın sağlığına ilgileneceğin İslam'ın dünyaya hakimiyetine ilgilen. İnşallah. Değil mi? İnşallah. Acil olan bu. İnşallah. Yani onunla ilgili
konuları öğreniyor. Onların ilgili karma karışık, Kur'an'a, İslam'a zıt bilgiler öğreniyor. Hakare tamiz şeyler öğreniyor, garip izahlar. Yani Kur'an'ı tenzih ederim, Kur'an'ı her türlü izahı tenzih ederim. Dolayısıyla ana konularda Müslümanları uzaklaştırıyorlar. Ana hedeflerden uzaklaştırıyorlar. Ve bunu din ve Allah adına yapıyorlar. Bir kısmı da siyasi görüş nedeniyle oturup destekliyor böyle tipleri. Halbuki bak uğursuzluk ve bereketsizlik getirir. Yani bu kişilerin yüzünden koskoca davalar kaybedilmiştir. Yani zarar verir diyor. Bereketsizlik getirir ve uğursuzluk getirir. Yani bir uğursuzluk ve bereketsizlik varsa bunun kökenini insan araştırmaz mı? Evet. Bu tip vakalardan oldu bunların birçok Müslümanın zor durumda kalmasının nedeni. Evet, inşallah.